Poppy Playtime'la alakalı dün çok önemli bir şey paylaşıldı. Bu paylaşım şimdiye kadar olan olaylar, şu ana kadar olan hikaye şeklinde paylaşıldı. The Story So Far. Bugün Chapter 1 ile alakalı bütün olayları inceleyeceğiz ama aslında bakarsanız bu videoda bizim dikkatimizi çeken şey thumbnail'ıydı. Thumbnail'ın sağ alt köşesinde 1 yazıyordu. Yani Chapter 1 ile alakalı şeyleri bugün öğrenirken Chapter 2 ve Chapter 3'ü de öğreneceğiz. Bunlar sıralı halde gelecek gibi görünüyor. Evet, hikayemizin ne zaman geçtiği, neyle alakalı olduğunu anlayacağımız bir video olacak ve bu videonun içerisinde çok özel bir kod da var. Bu kod yine muhtemelen yeni gelecek olan Poppy Playtime'la alakalı bir ARG'yi işaret ediyor. Bildiğiniz üzere CCTV kameraları ile birlikte Playtime Co.'nun içerisindeki her yeri incelemiştik. En sonki bölümde ise birçok kamera vardı ve bu kameralardan bazılarını anlayamıyorduk. Bazı yerleri gösteriyordu. En son Catnap'i görmüştük ama diğer bölümler tamamen boştu. Bakalım bu sefer içerisinde bulunan kodlar nereye işaret edecek? Sizler de eğer Poppy Playtime videolarını seviyorsanız videoya 2 saniyenizi ayırarak aşağıdan bir like atmayı, kanala da ücretsiz olarak abone olmayı unutmayın. 3 dakika 4 saniyelik bu videonun devamını da çekeceğim. Bu videoya gün içerisinde 2500 like gelirse eğer yarın yeni video karşınızda olacak. Şimdi sizlerle beraber videoyu geriye sarıyorum ve altyazılı Türkçe olarak izleyeceğiz ve burada gördüğünüz üzere XX2005, yani aslında bakarsanız bizim fabrikaya dönüşümüz 2005 yılını gösteriyormuş. Bununla alakalı zaten teorimiz vardı. 2000'li yılların başlarında diye bahsediyorduk ama şu an hemen sizlerle beraber inceleyelim. Evet, bakın burada geldi, bir görüntü geldi gitti. Evet, gördüğünüz üzere orada bir şey var mı? Bunları durdurmam gerekiyor. Evet, burada herhangi bir şey yok ama 2005. Yani burada aslında bakarsanız Playtime Co. güvenlik günlüğüyle alakalı bir paylaşım bu. 0125 kodlu. Evet, ön lobiye giriş bilinmeyen bir davetsiz misafir tarafından ihlal edildi. Yani bizim aslında bu fabrikaya girişimizi gösteriyor. Evet, işte bu da aslına bakarsanız bizim sürekli çözmeye çalıştığımız kimin yazdığı, kimin el yazısı olduğu ve bizi aslında Playtime Co.'ya getiren nottu. Birinci bölümden çok iyi hatırlıyoruz. Böyle durdura durdura gidiyorum ki zaten uzun bir video daha da uzun olmasın. Siz zaten izlemişsinizdir. Ben kendi teorilerimden bahsedeceğim. Evet, bu notta 10 yıl önce tüm personeli ortadan kaybolan bir oyuncak fabrikası ile ilgili bir gizem. Yani 2005 yılında biz buraya girdiysek bu da 95 yılına ait bir durum. Hepsi kayboldu diyor. It was dusk when the intruder broke into the factory. Evet, hava tam da kararmak üzereydi. Lobby provided a warm welcome for all. But these days it is an old. Bu aslında bütün hikayeyi anlatacak arkadaşlar. Şu an birinci bölümü anlatıyor. Bizden bahsediyor. İlk sesinin sessizliği bastırması çok uzun sürmedi. Dönmek için çok geç değil. Evet, Late Pierre'in konuşması bu. Uyarıyı görmezden geldiler. Bak işte burada bir sıkıntı var arkadaşlar. Uyarıyı görmezden geldiler. Peki bizimle beraber kim vardı başka? Biz tek kişi değil miyiz? Burada görmezden geldiler gibi bir çoğul eki var. Personel tarafından ve bulunması zor. Elliot Ludwig tarafından icat edilen. Ya bizim başımızdan geçen olayları anlatıyor aslında bu. Huggy Wuggy'den başkası değildi. Bizi karşılayan oydu. Evet. Geniş bir boş gülümsemeyle girişe baktı. Daha sonra abicim bakar mısın, burada gerçekten çok ilginç, hikayenin en önemli yerlerinden birisi de bu. O zaman bizden önce de girenler vardı, sonra da girenler olacak gibi bir durumu işaret ediyor. Çünkü burada boş bir gülümsemeyle Huggy Wuggy girişe baktı. Daha sonra zayıf insanlar bu noktada ayrılırdı diyor. Yani aslında bakarsanız burada iki noktaya değinmiş oluyor. Zayıf insanlar burada öldü mü? Yoksa buraya girmeden vazgeçip geri mi çıktılar? Acaba geri çıkışı var mı? Huggy Wuggy buna izin verdi mi? Muhtemelen burada bahsettiği şey ayrılırdı demesi Huggy Wuggy'nin onları yok ettiği anlamına geliyor. Ama biz bunu başardık. Huggy Wuggy'yi geçtik. Üçüncü bölüme kadar geldik.
Ama yine de bu davetsiz misafir aşağı doğru ilerledi. Bizden bahsediyor. Uzak geçmişin parçalarını tekmeledi. Evet arkadaşlar, işte burada bakın, burada bir tane notumuz var. Burada bir not geliyor ekrana. Evet. Burayı çok yavaş sardırmam lazım. Evet, işte buradan bahsediyorum arkadaşlar. Burada bazı kodlar var. J5X gibi başlayan ve bu notlar muhtemelen bir ARG'ye götüren ve bu notların hemen arkasında Poppy'yi gördüğümüz şu bölüme dikkat ederseniz bakın, şu bölümde çok net bir şekilde Poppy'yi de görebiliyoruz. Daha da korkunç yerlere gidiyor gibi bu hikaye. Çünkü bu kodlar muhtemelen dediğim gibi bizi başka bir ARG'ye yönlendirecek. Mob Entertainment arka planda neler yapıyor? Gerçekten merak ediyorum. Yanlış hatırlamıyorsam eğer Mob Entertainment CEO'su Zack Bellinger ise oyunun bu yıl içerisinde çıkacağını söyledi. Artık bilmiyorum. Ama bu yıl çıkar mı çok emin olamadım. Bu bilgiyi daha net ve doğruladığım zaman sizlere yine anlatacağım. Eğlence burada başladı. Güvenlik önlemlerinden birini harekete geçirdi. Yani Huggy-Wuggy tasarlandığı gibi hareket etti. Arkadaşlar Huggy-Wuggy çok net bir şekilde kontrol altında, tamamen tasarlandığı gibi hareket ediyor. Yani kendi isteğiyle bize saldırmıyor. Havalandırmadan hızlıca geçti. Bizim bunu başarmamız oldukça etkiliymiş. Sevgili Huggy'mizin aşağıdaki derinliklere düşmesine neden olan çöken podyumdan kıl payı kurtuldular. Şimdi Huggy-Wuggy'nin ölüp ölmediğini bakın yine burada söylemiyor. Biz diyoruz ya hani Huggy-Wuggy gelecek mi gelmeyecek mi? Burada yine ondan bahsetmiyor. Evet, burada bir deney 1006 kaseti vardı. Evet. Sonunda onlar halkın asla görmemesi gereken bir odaya taşındı. Burası bir fabrika katı ya da şirket değildi. İşte burası neden farklıydı? Poppy burada saklandı ama neden farklıydı burası? Burada hiç kimseye ait bir ipucu bile yoktu. Yani personel bile girememiş, buraya biz girdik. O zaman Poppy'yi oraya kim hapsetti? Şimdi burada da böyle bir soru işareti var. Evet, Poppy'nin kaldığı odadan bahsediyor. Evet, bir oyuncak bebek. Poppy. And we shall see what comes of it. Ve bunun sonucunu göreceğiz değil mi? Won't we? Gerçekten ilginç bir hikaye başladı. Yani Mob Entertainment yeni bölüm içinde inanılmaz şeyler yapacak gibi görünüyor. Poppy ile alakalı daha fazla bilgi alacağız. Aslında bakarsanız oyunla alakalı daha fazla bilgi alacağız gibi görünüyor. Chapter 2 ile alakalı da gelecektir. Chapter 3 ile alakalı da gelecektir. Ve bizi yavaş yavaş Chapter 4'e doğru ısındıracaklar diye düşünüyorum. Bu videoları anlık olarak sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Sizler de Poppy Playtime videolarını seviyorsanız kanala ücretsiz olarak abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü bildirimleri açarsanız attığım her yeni bir paylaşım, her yeni bir video veya canlı yayından anlık olarak ilk siz haberdar olacaksınız. Tabii sizin attığınız like'lar da yeni videolar için bize inanılmaz bir destek oluyor. Diğer videolarda görüşene dek. Hoşça kalın.